sana konuşuyoruz. Olan iyi mi? Ben geldim. Bu ev dize kadar su bastı. Biz tekrar aynı şekilde ekiplere, birimlere haberlerini verdik. Fakat bize söylenen şey bizden kaynaklı değil. Yine biz evimizi işte çamaşır suydu, suydu, hortumla yıkadık. Bugün badanamızı yaptık. Biz sanıyoruz ki hani hayatımız devam edecek. Tamam. Ama yarım saat önce tekrar banyo gideri olsun, tuvalet olsun ve duvarımızdan dahi su sızmaya başladı. Bu sadece bu ev için de geçerli değil. Yan tarafta da aynı durum söz konusu ve şu an oradan da tuvalet, küvetin içi olsun her yerden lağım suyu basıyor. Sürekli iskiyi arıyoruz, ekip çağırıyoruz, tutanak tutturuyoruz. Bizden kaynaklı değil. Bundan başka biz bir cevap alamadık. Peki bir şey söylüyorlar bana nerede kaynaklı, tam kendilerine kaynaklı değil. Yalıtım yaptırmamışsınız. Bizden kaynaklı değil, bizi ilgilendirmez. Onun dışında bir şey söylenmedi. Biz mağduruz, bizim bu evde 100 bin liraya yakın bir zararımız var. Çünkü biz bir önceki seferde bütün eşyalarımızı attık. Badanamızı yaptık, biz kornişlerimize kadar atmak zorunda kaldık. Hani aynı şekilde yan evde de böyle bir durumumuz var. Hani hiçbir şey gelmiyor elimizden ve devlet bize hiçbir şekilde yardım etmiyor. İSKİ, devlet, yani bize bir şekilde birilerinin artık yardım etmesi gerekiyor. Çünkü biz bu eziyeti çekmek zorunda değiliz. Bakın bu lağım suyunun basması benden kaynaklı olamaz. Çünkü bu lağımı kontrol eden, bu lağımın kontrol etmekte yetkisi olan kişi ben değilim. Ben kendi evime su bassın istemem. Aynı şekilde evine su basan diğer 3 bodrum da istemez. Biz bu eziyeti çekiyoruz ve birileri bize artık yardım ele uzatmak zorunda. Çünkü biz 10 günde bir evimize sürekli... Ya bugün bir damla yağış yok. Bir damla yağış yok yani. Neden bizim evimize su basıyor? Aynı şekilde 3-4 sokak yukarıda da birinin evine mi su bastı, ne oldu bilmiyorum. Kanalizasyon çalışması vardı. Biz eskiyi aradık, size işte sıraya aldık, gelecekler dediler. Bizim ailemiz onları yukarıdan getirdi aldı. Gelen aracın hortumu bozuk. Bilmem ne. Hani bizim işimizi görmüyor. Sürekli burada 20 gün öncesinde bir çalışma yapıldı. Ondan beridir bizim evimize sürekli bir şekilde su basıyor. 20 yıldır bu dairede oturuyoruz. 20 yıldır hani şu 15 gün öncesine kadar kesinlikle böyle bir şey yoktu. Temizledik, her şeyi attık, bitirdik, boyaları yaptık. Yine bastı. Çünkü orada yine bir üst mahallede de böyle eve su basmış. Çağırmışlar ekipleri. Oradan su bastıkça buraya doluyor. Bizim ailemiz de gitti orayı durdurdu, getirdi buraya. Logarlar ağzına kadar dolu. İSKİ hiçbir şekilde bize bir şey söylemiyor. Çek bas taktıracaksınız dedi. Taktırdık. Daha cuma günü taktırdık. Bugün günlerden işte 12 geçti, pazartesi oldu. Çekpas dolayıyla böyle oldu diye bize bir mektup yolladılar. Taktırdık. Yine aynı şekilde oldu. Ve bizde o gün yağış olduğundan dolayı dediler. Sabah 10'da olmuştu. Onda yağış yoktu. Bugün dışarıda zaten hiçbir damla su yok. Biz temizledik. Yine aynı şekilde zaten doldu. Hani biz evlerimizde 3-4 tane çocukla yaşayan insanlarız. Hepsi 5 yaşında, 4 yaşında. Hani biz bu pisliği çekmek zorunda değiliz. Bu adam var mı? Bu adam var mı?